Evet sevgili arkadaşlar, Tamer Kılıç'ın sahip olduğu Biyoloğun Kuşevi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkamdaki fondan kusura bakmayın, güneşli bir yerde çekeyim dedim. Çok da müsait bir yer yok maalesef. Bugün bizim konumuz yazın üretim yapılır mı, yapılmaz mı, bunu tartışacağız. Sizle beraber neler yapmalıyız yazın? Üretim yapmalı mıyız, yapmamalı mıyız? Eğer yaparsak nelere dikkat etmeliyiz? Yapmıyorsak kuşlarımızı ne gibi takviyelerle yeni sezonu hazırlamalıyız? Bununla alakalı böyle ufak püf noktalarını anlatmaya çalışacağım size. Hem bilgim dahilinde hem tecrübelerim dahilinde. Şimdi özellikle Mayıs'ın 15'inden itibaren şu zamana kadar çok aldığım sorulardan bir tanesi, yavrularım ölüyor, yuvadaki yavrularım. Özellikle söylüyorum, geçmiş videolarda da söyledim. Yazın üretim yapmak risklidir. Yazın üretim yapmak risklidir. Yapan arkadaşlar var mı? Var. Performans alan arkadaşlar var mı? Var. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Gerekli koşulları sağladıkları için performans alıyorlar. Aksi halde performans almaları gerçekten çok zor. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi İşin en başından alalım. Bizi uzun süredir takip eden arkadaşlar bilir ki biz en iyi verimimizi Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında alırız. Yani ben şahsi anlamda söyleyeyim. Hatta şunu da iddia edebilirim. En iyi üretim sıcaklığı, en verimli üretim sıcaklıkları 5 santigrat derece ile 15 santigrat derece arasıdır. Bunun sebebini size şöyle açıklayayım. Bulunduğum yerle de alakalı tabii ki. Nem %50'lerde ve sıcaklık da düşükse arkadaşlar, yavruların hastalanma, damızlıkların hastalanma oranı minimalize olur. Şöyle düşünün. Eğer üretimhanenizde sıcaklık 25 derece ise, yuvalığın içinde yavrular varsa, o yuvalığın içindeki yavruların yuvalığın içinin sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerindedir. Yani siz şöyle algılamayın. Ya benim üretimhanem 22-23 derece. İşte yuvalığın içi de 22-23 derecedir diye algılamayın. Yuvalığın içindeki sıcaklık daha fazladır. Bir de bunun için içine nem faktörü girerse, ki Doğu Karadeniz'de nem olayı büyük sıkıntı. Dediğim gibi Arife günü %96, yani en son Kurban Bayramı Arife günü %96 nem vardı arkadaşlar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaşmış olduğu veri %96 nem. Bu normal bir nem değil. Tabii ki çok kuru havada %50'nin altı da sıkıntılı, biliyorsunuz, bunu anlatıyoruz. Şimdi nem olunca ne oluyor? Nem olunca mantar üreyebiliyor. Bakteri üreyebiliyor. Bunlara paralel olarak viral ajanlar, virüsler de üreyebiliyor. Mama verdiğiniz zaman nem miktarı arttıkça mama kurumayacaktır. Mama daha fazla nemlenecektir. Nemlenen mamanın içerisinde bakteri büyüyebilir arkadaşlar. Farklı bakteri, yani bakteri nereden gelir diye düşünmeyin. Havada bile asılı olan bakteriler var. Bunlar mamaya karışır. Kuşun eğer o süreçte bağışıklık sistemi düşerse, yerse o mamayı veya yemi veya suyu, ne olduğu önemli değil, herhangi bir gıda maddesini, enfekte olur. Kuş evet dayanabilir. Damızlıkların bağışıklık sistemi yavrulara nazaran kat be kat daha güçlüdür. Eğer bu yediği mamayı yavruya kusarsa, yavruda belli başlı problemler meydana gelebilir. İşte sizin yaşadığınız problem bu. Nasıl yazın üretim yaparız, ondan bahsedeyim. Bir kere üretimhanenizde iklimlendirme olacak. İklimlendirme dediğim şey şu: klima arkadaşlar. Yani bir sıcaklığı ve nemi stabil hale getirebileceğiniz bir sistem olmak zorunda. Aksi halde üretimde problemler yaşarsınız. Şöyle bir örnek vereyim size. Ben bu yaz değil ama ondan önceki yazın üretimi kesmedim. Şöyle kesmedim, yani yeni takımlara eşledim. Hazır takımlar vardı kafeste 6-7 aylık. Ya kışın yavru aldıklarımı aldım, diğerlerini onların boş alan kafeslerine attım. Verim aldım mı? Evet aldım. Ama dediğim gibi kışın aldığım verimi alamadım. Yavru ölümleri meydana geldi. Yani evet, yumurtadan çıkan 100 yavruda 10 yavruya kadar kabuldür her zaman. Onu derim. Yani siz %100 verimle çalışan bir üretimhane, emin olun, bırakın Türkiye'de, dünyada yok. Çünkü yurt dışındaki üreticilerle de görüşüyoruz. WhatsApp üzerinden, Instagram üzerinden, işte Telegram üzerinden gruplarımız var. Onlarda da emin olun bu şekilde yavru ölümleri meydana gelebiliyor. Bizim için önemli kıstas şu: sıcaklık ve nem. Tabii ki aydınlatma çok önemli. Yani yazın üretimhaneniz eğer
Mesela sabah 3.30'da hava açıyor. Akşam 9.30'da hava kararıyor. Şimdi uyku süresi kısalıyor. Yani yazın sıcaklık artıyor. Sıcaklık arttığı zaman kuşlar kızışıyor arkadaşlar. Yavru öldürmeler de meydana gelebiliyor. Yavru yuvadan erken atlayan yavruları genelde anne olmak koşuluyla, nadir de baba yapıyor bazen. Anne dövebiliyor. Hatta öyle dövüyor ki kafasını yani ben geçmiş videolarda hatırlayan arkadaşlar bilir. Bir olay anlatmıştım size. Anne yavrunun kafasını vücudundan koparttı. Yani bu, ben dehşete düştüm. Bir anne, annenin ağzı falan kan revan zaten. Baba hiçbir şey yapmamış. Belli annenin suçu. O yüzden yazın üretim yapmanız tehlikelidir. Ha evet, yazın sezon nasıl açılır? Ne zaman açılır? Onunla da alakalı birkaç bilgi vereyim size. Şimdi sezon dediğimiz olgu kuşlara eşe attığımız zaman. Aslında tam bir tarihi yok bunun, yani şunu diyemeyiz size, işte şu ayın şu günü sezon açılır, öyle bir dünya yok. Sadece bunu yaptığımız zaman kuşların tüyden çıkmış olması gerekiyor. Biliyorsunuz ben Temmuz'un aşağı yukarı kuşlarımı buraya taşıyalı bir ayı geçti. İlk taşıdığım zaman bir tüye girdiler kuşlarım. Bir 10 gün adaptasyon sürecine soktum. B vitamini, likit mineral ve probiyotik takviyesi yaptım. Özellikle kuşlarıma ve organik asit takviyesi yaptım. Yaptıktan sonra o tüye girdiklerinde o düşen bağışıklık sistemini ek gıdalarla destekledim. Çok şükür bir tane hariç bir tane sultan papağanı kaybettik. O tüyden çıkamadı maalesef. Yani neler ettim ona, öyle böyle değil. Oluyor bazen, yani nazarlık diyelim. Sultan papağanı kaybettik ama muhabbet kuşlarında herhangi bir kavga şey yok, ölüm yok. Ama şöyle bir sıkıntı olabilir. Kavgadan kaynaklı yaralanmalar var şu anda. Kuşlarım aşırı kızgın durumda. Kızıştırıcı ürünler vermememe rağmen şu anda kürün son 5-6 gün sonra benim kürüm bitecek arkadaşlar. Sonra bir hafta 10 gün kuşları mama takviyesi, kızıştırıcı takviyesi, erkekleri tekleyip bir hafta sonra da yanlarına nasipse dişileri atacağız. Zaten o tekleme, dişleri yanına atma, o videolar gelecek zaten. Yani emin olun, sizin merak ettiğiniz kadar ben de aşırı merak ediyorum. Yani kuşlarda o anda büyük ihtimalle ilk gün %40-50'si çiftleşecektir. %50'ye yakını çiftleşecektir. Sonra geri kalan kısmı, yani ilk bir ayda %80'inden yumurta bekliyorum, öyle söyleyeyim. Zaten %80 ve üzeri bizim için iyi bir orandır. %80'in altına düşüyorsa bir sıkıntı var demektir. Şimdi kuşlarımızı ona rağmen şu anda kavgalar var. Özellikle erkek salmalarında aşırı bir, yani bir haftada 3 tane erkeğim yaralandı. Kafalarında. Ha, sağlık durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Yaralandı. Hemen teremisin krem sürdük. Hemen bir önlem amaçlı, eğer kanında bir enfeksiyon olma durumu varsa hemen bir antibiyotik girişi yaptık. İşte peşine probiyotik vererek kuşlarımızı kurtardık. İşte o kabuk bağlayıp yarayı atacak. Tekrar eski haline dönecekler. Kızgınlıktan kaynaklı biz de bekliyoruz, yani kuşlarım aşırı kızıştı. Çünkü bazı kuşlarımız Nisan ayından beri eşli değiller. Yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos 5 ay olmuş arkadaşlar. Ki bu kuşlar damızlı kuşlar. Yani yavru yumurta bakmış kuşlar. Ve dişiler ve erkekler ayrı ayrı. Dişiler karşı kafeste. Dişileri görüyorlar, birbirlerini sarıyor maalesef erkekler. Erkek dişilerde de kavga var ama dişilerde böyle çok aşırı yaralayıcı kavgalar olmuyor. Zaten 75 tane dişi kuşun arasına bir tane erkek attık. Bir de tam tersi, 75 tane erkeğin arasına bir tane dişi attık, videolarımız var. Kanala girip bakarsanız görürsünüz. Zaten az buçuk kuşların tepkilerini anlamışsınızdır, nasıl hazır olduklarını. Kızıştırıcı vermememize rağmen bunun sebebi üretimhanenin sıcak olması arkadaşlar. Yani 20 santigrat derecenin üzerinde olması. Çok şükür şimdi Ağustos'un ortasını geçtik. Eylül'e kadar gün ışığı biraz daha azalacak. Sıcaklık bir nebze düşecek. Nem Eylül ayında düşmeye başlayacak. %80, 70, 60, 50'lere düşecek. Ondan sonra verimli bir üretim yapacağız diye düşünüyorum. Kuşlar, sezondan bahsederken orayı atlamayayım, konu dağılmasın. Sezon dediğimiz şu, kuşlar tüyden çıkacak, tüyünü tamamlayacak.
havalar biraz nem düşecek, eğer düşükse çıkacak. Sıcaklık bir nebze düşecek, kuşlar rahat hissedecek. Yani bu işte biz buna Eylül ayı diyoruz ağırlıklı. Eylül ayı böyle sonbaharın ilk ayı olduğu için sıcaklık düşer. Biraz daha kış moduna girmeye başladığımız için Eylül ayı diyoruz. Ama kuşlarınız ne zaman hazır olursa, yani tüyden ne zaman çıkarsa o zaman eşlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü ben kuşların hepsini aynı anda eşe atmayacağım. Bazı kuşlarımı bekleteceğim. Her aldığım kuşu inceleyeceğim. Eğer hazırsa atacağım. Hazır değilse bekleyecek, bir hafta 10 gün sonra eşe atacağım onları. Bu süre zarfı içerisinde bir süre yok. Buna dikkat edin. Şimdi benim kafamdaki algı şu. Eylül'ün 1 ile 15'i arası ben kuşlarımın hepsini büyük ihtimalle eşlerim. Nem biliyorsunuz burada sıkıntı. %80'in üzerinde bir nem var. O nem olayını zaten anlatmıştım geçmiş videolarda. %80'in üzerinde bir nem söz konusu. Yazın Rize'de zaten havadaki bal nem hep %80'in üzerinde. Kuşları eşledikten sonra kuşların çiftleşmesi, yumurta yapması ve 15-20 günü bulacak. Bu zaten Eylül sonuna tekabül edecek. Kuluçka süresi derken Ekim ayı da kuluçka süresiyle geçecek. Ekim'in sonu gibi yavrular çıksa Kasım'ın sonu gibi yavrular büyümüş olacak, yeme düşmüş olacak. Dolayısıyla Ekim sonu, Kasım sonu arası zaten sıcaklıklar 20 santigrat derecenin altına, nem de %70'in altına düşmüş olacak. Dolayısıyla yavruların büyürken ki sıcaklık ve nem bizim tam istediğimiz sıcaklık ve nem oranı olacağı için bizim öyle bir algımız var, öyle bir plan programımız var. Yani bazı arkadaşlar diyor abi işte her şey hazır niye atmıyorsun? İşte üretim sezonunda daha verimli olabilmek için acele etmiyoruz. Yani biz başkaları gibi Mayıs ayında kuşlarımızı eşe atmıyoruz arkadaşlar. Yazın üretim yapmıyoruz. Çünkü sıcaklık fazla. Dediğim gibi üretim halinizde sıcaklık eğer 25 derece ise yuvalın içi 30 derece ve üzerindedir. Bu da yavruları olumsuz yönde etkiler. Yavru verimini düşürür. Eğer çok da yuvanın içerisi sıcaksa biliyorsunuz kanat kuyruk dökülmeleri meydana gelebilir. Dışkıdaki amonyak ve nitrat buharlaşıp damarlı tüy köklerini çürütüp kanat ve kuyruk dökülmelerine sebebiyet verebilir. Buna azami dikkat edelim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu videoda söylediğimiz bazı şeyleri bazı arkadaşların not defterlerine not ettiğini çok iyi biliyorum. Çünkü bu işten ekmek kazanan insanlar da, hayatını bu işten daim ettiren insanlar da bizi izliyor. Birinci işi olan insanlar da bizi izliyor. Düşmanlarımız bile bizi izliyor, öyle söyleyeyim. Yani bizi sevmeyenler de bizi izliyor, bilgileri alıyor. Alsınlar, problem değil. Başımızın gözümüzün sadakası olsun, onlar için söylüyorum. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sıcak ve nemli bir Rize gününden bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.